Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 3 dakika içerisinde uzun bir değerlendirme yapamayacağım tabiatıyla. Müsaade ederseniz çok genel bir toparlama yapacağım. Sayın Meral Danış Bektaş, Gamze Taşçıer, Serhat Kadıgil bakanlığımızla alakalı değerlendirmeler yaptılar. Engin Bey sanıyorum dışarı çıktılar. Konuşması içerisinde 3 gün sonra açıklama yapıldı. Bu tepki çekti dedi. O yüzden gerilim çıktı dedi ama ben konuşmamın içerisinde aslında biraz önce bilgi verdim. Bize dava ihbar edildiği gün 2 Aralık günü davaya müdahil olmuştuk zaten. Müdahil olacağız gibi bir açıklama yaptı dedi. Hayır. Olmuştuk. Olduğumuzu da ifade ettik. Bir. İkincisi, niye 3 gün beklediğimizi de açıkladım ama o gürültü içerisinde muhtemelen sizler duyamadınız. Şunu bekledik. Biz kamuoyuna, açık kaynaklara mağdurla alakalı ne kadar bilginin yansıdığını görmek istedik. Çünkü elimizdeki bilgileri paylaşmak onu riske edebilirdi. İkincisi dinleyin lütfen. Bir dinleyin. Hepsini anlatacağım. Bundan sonraki süreçte mağdurla alakalı ceza davasına zaten müdahil olduk, takip edeceğiz. Daha önceki ihmallerle alakalı Cumhuriyet Savcısıyla takipsizlik konusu yapan savcıyla alakalı HSK soruşturma başlattı. Bunu takip edeceğiz. Doktorla alakalı Sağlık Bakanlığımız soruşturma başlattı. Bunu takip edeceğiz. Dolayısıyla bu anlamda öncelikle bunların altını çizmek istiyorum. İki, Sayın Kadıgil dedi ki siz 2020'de bildiğinizi söylüyorsunuz ama süreci takip etmemişsiniz. İşte tarikatın hala daha devamı vesaire. Arkadaşlar bakın, Sayın Kadıgil de ben de hukukçuyum. Dolayısıyla bir ceza soruşturmasının devam etmesi başka bir şeydir. Bir mağdurun risk altında olduğu bilgisiyle bize, talebiyle gelmesi başka bir şeydir. Dolayısıyla bir dinleyin ama canım, ben sizi dinledim. Önce bir saygı duymayı bileceksiniz. Önce bir saygı duymayı bil. Anlatıyoruz burada. Anlatıyoruz. Bir dur, bilmediğin şeyi konuşma. Sayın Kadıgil, siz de müsaade edin lütfen. Bakın Sayın Bakan'ın anlatmasına müsaade etmiyorsunuz. Bilmediği şeyi çarpıtma, anlatıyoruz. Zaten size çok kısıtlı, lütfen. Takip ediyoruz. Bu işin bakın, soruşturma evresi başka bir şeydir. Kolluk tarafı başka bir şeydir. Biz bakanlık olarak mağduru korumakla yükümlüyüz. Dava açılmamış. Soruşturma ile ilgili hiçbir süreç bilmiyoruz ve dolayısıyla bizden kendi başımıza gidip bir takım tasarruflar bekliyorlar. Bu ne hukuki ne usule uygun. Bu arkadaşlarımız bunu gayet iyi biliyorlar. Fakat şu anda böyle konuşmak onlar için daha çok getirisi olan bir tutum. Bunu bir defa söyleyelim. İki, dinle, öğren biraz. Sayın İkincisi, Bakan, insani olduğu meselesi. Söylediğim şey çok açık. Dün bir kez daha açıkladım. Şunu söyledim. Bakın maalesef. Süreniz tamamlandı. Açalım mikrofonu, tamamlayın. Lütfen. Maalesef istismarın, şiddetin mahallesi yok. Şiddetin ve istismarın sosyal grubu yok. Her yerde, her zeminde karşımıza çıkabilir. O zaman bu bize bu mücadelenin çok komplike ve hepimizin mücadelesi olduğunu gösteriyor dedim. Dolayısıyla siyaset konuşmasın değil. Hepimiz konuşacağız. Burada konuşmak için varız. Ama siyasetin bir malzemesi haline getirirsek bu işi çözüme ulaştıramayız. Bakın bir isim vereceğim. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara soruyorum. Hıdır Çakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'nu suçlayabilir miyiz? Hayır. Suçlayamayız. Niye? Suç bireyseldir, her yerde olabilir. Ama bununla hepimiz beraber mücadele edebiliriz. Söylediğiniz şey budur. Bunu arz etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Koca, buyurun. Sayın Koca, buyurun sizde. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, ülkemizde infiale yok.
artistlik yapma. Sayın Başkan. Sayın müsaade eder misiniz? Bakın Sayın Bakan'ı, Sayın Bakan'ın süresinden yiyorsunuz. Yapmayın. Buyurun Sayın Koca. Sayın Koca buyurun siz. Baştan başlatalım Sayın Başkan. Baştan başlatalım. Baştan başlatacağım ben. Siz başlayın lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde infiale yol açan çocuk istismarı konusu anlatılan gibi ise neyini konuşalım, gereği yapılmalı. Muayenehanelerin kısıtlanması. Biz muayenehaneleri sınırlamaya yönelik bir yönetmelik yayınlamadık. Öyle bir niyetimiz de yok. Yönetmeliğin temel amacı muayenehaneleri sınırlamak değil. Sayın Katıgil, bakın Sağlık Bakanımıza soru soran milletvekillerimiz var. Onlar Sayın Bakan'ı takip edemiyorlar. Müsaade edin. Buyurun lütfen Sayın Bakan. Muayenehanelerin kısıtlanması. Lütfen 10 saat dinledik. Lütfen biraz da bizi dinleyin. Muayenehanelerin kısıtlanması. Biz muayenehaneleri sınırlamaya yönelik bir yönetmelik yayınlamadık ve öyle bir niyetimiz de yok. Yönetmeliğin temel amacı muayenehaneleri sınırlamak değil, hasta güvenliğini sağlamak ve özel hastanelerin planlama dışına çıkmasını engellemektir. Bizim gördüğümüz özel hastanelerin özellikle